Sevgili izleyicilerimiz, bugünkü değerli konuğum avukat Mıraz Sarı bizlerle birlikte. Kendisiyle birlikte tüketici hukuku hakkında bilinmesi gerekenleri konuşacağız. Öncelikle programımıza hoş geldiniz demek istiyorum. Nasılsınız Mıraz Bey? Teşekkür ederim. İyiyim, sizler? Bizler de iyiyiz. Teşekkürler. Bugün sizlerle tüketici hukuku hakkında konuşacağız ama öncesinde biraz sizi tanıyabilir miyiz? Ben İstanbul Barsı'nda kayıtlı avukatlardan Mıraz Sarı. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimimi Ağrı Doğu Beyazıt'ta tamamladıktan sonra İstanbul Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdim. Akabinde Amerika'da 5 aylık bir eğitim sürecini tamamladıktan sonra kurucusu olduğum Sarı ve Sarı Hukuk Bürosu'nda mesleğimi ifa etmekteyim. Peki Mıraz Bey, bizlere biraz tüketici hukukunu anlatabilir misiniz? Ülkemizde tüketici hukuku ile ilgili ilk düzenleme 1982 Anayasası ile getirilmiştir. Akabinde kanuni düzenlemelerle birlikte tüketici hukuku adeta kendine özgü bir özel hukuk alanı oluşturdu. Bununla beraber 6502 sayılı yasamızın düzenlenmesiyle birlikte Avrupa Birliği mevzuatına tam uyum da sağlanmış oldu. 6502 sayılı yasamızın ihdas edilmesi aslında Birleşmiş Milletler Evrensel Tüketici Hakları Beyannamesi'ne de uyum sağlamıştır. Akabinde bu düzenlemelerin gayesi tüketicinin haklarını korumak, tüketiciyi bilinçlendirmek, sağlık ve ekonomik menfaatlerini korumak, tüketicinin zararlarını tazminini sağlama yönelik bir düzenlemeyle mevzuatımızda kendine özel bir hukuk alanı yaratmıştır. Kişilerin internet üzerindeki karşılaşmış olduğu sorunlar nelerdir ve sizler bu noktada kişilere nasıl yardımcı oluyorsunuz? Şimdi tüketici hukuku aslında mevzuatımıza 1982 anayasasıyla girdi. Bunun akabinde işte Avrupa Birliği mevzuatına tam uyum sağlanmasıyla birlikte 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun düzenlendi. Bundaki gaye, asıl gaye işte tüketicinin haklarını korumak, sağlık, ekonomik menfaatlerini korumak, zararlarını tazmin etmek ve tüketiciyi bilgilendirici ve bilinçlendirici eğitimlerde bulunmak. Peki sorunlar karşılığında hukuki süreç nasıl ilerlemektedir? Hukuki süreç şöyle ki, aslında web sitesi üzerinde yapılan satışlar hazır olmayanlar arasında yapılan bir satış. Bu sebeple tüketicilerimiz ürünleri görmeden, malın niteliklerine bakamadan, bunun hakkında bir kıyaslama yapamadan almaktalar. Bu sebeple tüketici kanununda cayma hakkı denilen bir hak düzenlendi. Cayma hakkı şöyle ki, tüketici 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve herhangi bir cezai şart ödemeksizin cayma hakkını kullanabiliyor. Ve bu cayma hakkı aslında 14 günlük sürenin başlangıcı hakkında kanunumuzda yeni bir düzenleme var. Satıcı veya sağlayıcı iş bu bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmemişse 14 günlük süreye bile riayet edilmeksizin yine tüketici cayma hakkını kullanabilir. Bununla beraber az önce saymış olduğumuz tüketicinin ayıplı mal, ayıplı hizmet, işte malın tedarikinde problem yaşaması halinde de 4 tane seçimlik hakkı var. Daha sonra bunun cevabını detaylı vereceğimiz için şimdilik bu kadar söylüyorum. Evet. Peki tüketici uyuşmazlıklarında dava süreci nasıl işlemektedir? Şöyle, tüketici uyuşmazlıklarında dava süreci öncelikle tüketici probleminin parasal miktarını tespit etmek gerekir. Bu da işte şuna göre 3 tane kaleme ayrılacak. İlçe tüketici hakem heyetleri, il tüketici hakem heyetlerinin parasal sınırlarına göre gideceği, tüketicinin başvuracağı merciler. Akabinde yanlışım olmadığını düşünüyorum. Bu sene parasal sınırı 10.000 küsur TL üzerindeki uyuşmazlıklarda da tüketici mahkemeleri görevli olacak. Ancak çok yakın bir zamanda bir düzenleme gerçekleşti. 7.251 sayılı kanuni düzenleme ile beraber tüketiciler artık tüketici mahkemelerine gitmeden önce öncelikli şart olarak arabulucuya başvurmaları gerekecektir. Bu sebeple dava yoluna gitmeden önce artık tüketicilerimizin arabulucuya başvurmaları gerekecek. Peki ayıplı mal durumunda tüketiciye sağlanan haklar nelerdir? Tüketicilerimiz burada 4 tane seçimlik hakkı sahipler. Bu hak aslında Türk Borçlar Kanunu 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nda da düzenlenen haklar. Tüketici hukukunda daha özel ayrıntıya sahip. Burada tüketicilerimiz öncelikli olarak sözleşmeden dönme, indirim isteme, ayıpsız bir benzeriyle değiştirme ve bir onarım isteme hakkına sahipler. Ama burada ek yapmak istediğim bir nokta var. Tüketicilerimiz
Bunun yanında zararları da varsa yine 6052 sayılı kanununa göre 11. maddenin 6. fıkrasına göre tazminat da talep edebileceklerdir. Son olarak bizi izleyen izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Buradan tüm izleyicilerimize tüketici işlemleri karşısında oluşabilecek herhangi bir problemde uzman bir avukat aracılığıyla haklarını koruma altına almalarını tavsiye ediyorum. Sevgili izleyicilerimiz, programımız kaldığı yerden devam ediyor. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.